ayın sonunu nasıl getireceğini bilemeyen, kirasını zar zor ya da hiç ödeyemeyen ve hiç ödeyemeyeceği borçlar için kapısına haciz memuru dayanan vatandaşlarımızın bu büyük derdi bir an önce çözülmelidir. Bunun için biz hazırız. Cumhurbaşkanlığı olup göreve geldiğimizde ilk yüz gün içerisinde hiç vakit kaybetmeden bir sosyal dayanışma fonu kuracağız. Bu fona Türkiye Dayanışma Fonu adını verdik. Biz diyoruz ki borç kaderin değil, sileceğiz. 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle borçları banka, bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe ol, e, alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4,5 milyona yakın vatandaşımızın tüketici kredisi kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını biz satın alacağız. Bu durumda olan borçlulardan işsiz, emekli ya da asgari ücretle çalışanların borçlarının tamamını sileceğiz. <laughs> Değil borcunu ödemek. Evine ekmek çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur. <laughs> Yine borçları bu durumda olan düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde seksenini belirli kriterlere göre sileceğiz. Kalan borçlarını ise faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler. Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım.